Herkese merhaba nefis yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece un su ve tuzdan oluşan harika bir börek tarifini hazırlıyorum. Önemli detayları var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1,5 su bardağı suyu aldım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mm'tir. Hemen üzerine toplamda 4 su bardağı kullandım. unun ilk etapta yarısını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra spatula ile karıştırmaya başlayacağım. Ben toplamda 4 su bardağını kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Mutlaka yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Spatulayı tutana kadar spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Spatula ile yeteri kadar toparlandı. Hemen içerisinden sıyıracağım ve elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Oldukça pratik ve kolay bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İster kahvaltıda isterseniz 5 saatlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Yoğurma kabında toparlanana kadar yoğurdum ve yoğurma kabını bıraktı. Hemen masanın üzerine bir miktar un aldıktan sonra tamamıyla özleşene kadar yoğuruyorum. Bütün hamurlarda olduğu gibi bu hamurda da ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. En önemli püf noktalarından bir tanesidir. Hamuru yeteri kadar toparladıktan sonra bir top haline getireceğim ve parçalar ayıracağım. Toplamda 8 adet beze elde ettim. İlk başta gelişi güzel parçalara ayırıyorum daha sonra hepsi eşit olacak şekilde ayarlayacağım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Bezeleri elim içerisinde yuvarlayarak pürüzsüz bir hale getiriyorum. Bezelerin pürüzsüz olması oldukça önemli. Açma işleminde kolaylık sağlayacaktır. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra uygun bir taban içerisinde bir miktar un aldım. Bezeler üzerine koydum ve üzerine bir poşet yardımıyla kapatıyorum. Yaklaşık 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Bezeler dinlenirken hemen iç harcını hazırlıyorum. Ben çökelek peyniri kullandım. Yakıştırdığınız bütün iç harçları kullanabilirsiniz. Peynir, patates hatta kıyma da kullanabilirsiniz. İçerisine yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotu kullandım. İsterseniz soğan ilavesi de yapabilirsiniz. Maydanoz ve peynir özleşene kadar karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra hemen içerisine kullanacağım yağı erittim. 200 gram kadar tereyağı erittim. İçerisine bir çay bardağı sıvı ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra dinlenmiş olan bezeleri açma işlemine başlıyorum. Bezelerin mutlaka üzerinin kapalı olmasına dikkat edelim. Aksi halde üzeri kuruma yapabilir. Bezenin altına ve üzerine bol miktarda un aldıktan sonra oklava yardımıyla açma işlemine başlıyorum. İsterseniz merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Yaklaşık 40 santim olana kadar açma işlemini gerçekleştiriyorum. Tavanızın boyutuna göre büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa Yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına her zamanki gibi tam not olarak ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bezeyi yeteri kadar büyüttükten sonra hemen içerisine hazırlamış olduğum yağdan ilave ediyorum. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yağın her yerine değmesine özen gösterelim. Tamamına sürdükten sonra hemen kenarlarını içe doğru katlıyorum. Katladığım yerlere yine yağdan sürüyorum. Bu tarifi kışın ıspanaklı da yapabilirsiniz. Pırasalı da çok güzel olacaktır. Orta kısmına iç harcından yerleştirdikten sonra uç kısımlarını içe doğru kapatıyorum. Videoda gördüğünüz gibi şeklini ayarlayalım. Kenarlarına bastırdıktan sonra hemen kenara alıyorum sizler için bir tane daha yakından göstermek istiyorum. Bezenin altına ve üzerine bol miktarda un aldıktan sonra yaklaşık 40 santim çapında açıyorum. Bu arada beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bezeyi yeteri kadar açtıktan sonra her yerine gelecek şekilde yağdan sürüyorum. Her iki kanadına da yağdan sürdükten sonra orta kısmına bol miktarda iç harcından yerleştiriyorum. Bezelerin tamamını aynı yöntemle açtım ve hazırladım. Hemen uygun bir tavayı ocağa aldım. Kalan yağdan fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Tavanın büyüklüğüne göre ikişer adet bezeyi birden pişirebilirsiniz. Benim tavam büyük olduğu için iki tane birden pişiriyorum. Alt tarafının tamamıyla kızarmasını beklemeden hemen bezeyi ters döndüreceğim. Mayalanma süresi olmadan dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Tariflerimi denediğiniz zaman yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. İyi ya da kötü yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafı kızarmasını beklemeden hemen ters döndürdüm. Bu şekilde bezenin kabarmasını sağlayacağız. Döndürmüş olduğum kısımlara tekrardan yağdan sürüyorum. Bizi olduğu yerde döndürerek ısının her yerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Kızarmış olan tarafı tekrardan döndürdüm. İçerisinde maya olmamasına rağmen ne kadar güzel kabardığını sizler de göreceksiniz. Aynı zamanda çok lezzetli bir tarif. Bir bezenin pişmesi yaklaşık 6 dakika sürüyor. Bunu da belirtmek istedim. Ocağın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Ben orta ısıda pişirdim. İçerisinin ve dışının çok güzel bir şekilde pişmesi için Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabardı. Altı da üstü de nar gibi olana kadar kızartalım. Ben bir tanesini pişirdim. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Dışı çıtır çıtır için nefis bir şekilde yumuşacık harika bir börek tarifi oluyor. Hemen sizlere hızlı çekimle ne kadar güzel kabardığını bir kere daha göstermek istedim. Bezelerin tamamını aynı yöntemle pişirelim. Her iki tarafında eşit bir şekilde kızarttıktan sonra sıcak sıcak servis yapmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kızardılar. Hemen sizlere servis yapmak istiyorum. İç takusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten harika oldular. İster hafta sonu kahvaltıları için, isterseniz misafirleriniz için gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bir tarif. Bu tarifi bana güvenerek deneyebilirsiniz. Hemen bir tanesinin içerisini açıp sizlere göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan nefis bir tarif oldu. Tamamını kesip hemen yakından gösteriyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için. Gördüğünüz gibi nefis bir tarif. Bugünlükte bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.